Bu bölümde Çanakkale'den bir konuğumuzu arayacağız. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Alper Şener Sabah Ajansı'nda bizimle birlikte. Günaydın Sayın Şener, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Covid-19'un artık hangi yollarla bulaştığını yayınlardan, birçok yayından biliyoruz. Vücutta nasıl bir etkiye sebep oluyor ve hasar bırakıyor mu? İzleyicilerimize aktarır mısınız? aslında hasar bırakması ile ilgili dünyanın genelinde çok fazla bir deneyim yok. Ancak şu kadarını biliyoruz. Zemininde akciğer hastalığı olan hasta grubunda kesinlikle hasar bırakıyor. Yani hasta sigara içici ise, içicisi ise, hastanın kronik bronşiti varsa, kronik astımı varsa, kronik akciğerle ilgili sarkoidoz gibi ve benzeri klinik tabloları varsa bunlarda hasar daha fazla oluyor. Ama 40 yaşın altındaki hasta grubunda hasar bırakması ile ilgili elimizde henüz bir bilgi ve bir veri yok. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Belki kahvaltı başındalar. Sizleri takip ediyorlar. Koronavirüs ve grip arasındaki farklılıklar neler olabilir? Evet. Çünkü birçok hasta olan insan var. Mevsim geçişi zamanı. Neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Aslında şu anda tam grip sezonunda değiliz. Türkiye açısından baktığımızda Kuzey Yarımkır ülkelerinde grip sezonu artık tamamen hemen hemen kayboldu. Ama tabii ki bu seneki grip sezonunun kendine has bir özelliği vardı. Başlangıcın Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayına kadar bu erkene çekti. 2019 Ekim'de başlattı biliyorsunuz. O yüzden aslında şu anda dolaşan üst solunum yolu enfeksiyonu yapan tabloların çok büyük bir kısmının grip dediğimiz influenza etkeni olmadığını bilmekte fayda var. fark ne diyecek olursanız aslında influenza ağırlıklı olarak e, burunda yerleşen ve boğazda yerleşmeyen bir virüs. Yani daha çok e, burun semptomlarının daha dominant olduğunu görüyoruz, belirgin olduğunu. Ne gibi? Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, geniz tıkanıklığı gibi. Korona ise daha çok boğaza yerleşiyor ve boğazda ilk bulgularını veriyor. Boğazda yanma, batma hissi, boğazda baskı hissi, boğazda gıcık hissi, boğazda kaşıntı hissi denilebilir beraberinde. E, influenzada ise... E, Genel olarak baktığımızda alt-sonlu yol dediğimiz akciğerin, trakiyane ve bronşların tutulumunun daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü influenza'da virüsün yapıştığı yer ağırlıklı olarak silyer mukoza dediğimiz, nazofaringel mukoza. Koronada ise, covid'de ise daha çok faringse yapışıyor, boğazın arka kısmına yapışıyor. En temel fark bunlar. Bazı uzmanlar şunları söylemişti hocam, e, ağzınızdan nefes alın, burundan daha kolay bulaşıyor bu mikrop demişlerdi. Bir doğruluk payı var mı acaba? Teknik olarak aslında e, bu öneriyi yapmak çok iddialı. Çünkü neden? E, ağızdan alındığı zaman virüsün direkt ağza yapıştığına yönelik, ağız mukozasına yapıştığına yönelik tam net bir veri yok. Tabii ki bunu iddia eden çalışmalar var. Ama bu çalışmaların daha olgunlaşarak, olgunlaştıktan sonra daha net bir şey söylemek gerekebilir. Ama şöyle bir deneyim var, belki ilgi çekebilir. Ee, özellikle Japonya'daki deneyim ve Çin'deki görünen hastalardaki deneyim, akciğer iltihabı olan hasta grubu, e, az su tüketen hasta grubu, yani gün içerisinde çok su tüketen hasta grubunda akciğer iltihabının daha az görüldüğü görülmüş. Peki hocam, şunu da ekleyelim. E, kan grubu acaba... Risk oranını etkiler mi? Çünkü bazı yayınlar çıktı, sosyal medyada da paylaşıldı. Bazı kan gruplarına örnek gösterdiler. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi kan grupları tabii dolaylı da olsa insan lokus antijen dediğimiz HLA doku tipiyle ilişkili. Ama bunları yine iddia etmek için çok erken. Çünkü neden? Aslında virüsün yaygınlığıyla kan grubunun o ülkede hangi yaygınlığı da önemli. Şimdi örnek vereyim bizim ülkemizde pozitif kan grubu çok yaygındır. Bizim ülkemizdeki hastaların çoğunluğu da pozitif kan grubuna sahip olan hasta grubu olacaktır doğal olarak. Grubun yaygınlığı olduğu için. Ama bu şu demek değildir. Araş pozitif olan hasta grubu sık koronavirüs enfeksiyon olacak demek değildir. Bu çok aslında doğru bir çıkarım değil baktığımızda. Şunu da sorayım son olarak Rusya bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. Biraz önce haberlerimizde de ekrana getirdik. Aşı ve ilaç bu kadar hızlı bulunabilir mi? Şimdi aslında Rusya'nın geliştirdiğini iddia ettiği, duyurduğu ilaç aslında uzun zamandır dünyanın kullandığı, bizim sıtmada kullandığımız bir ilaç. Biliyorsunuz biz aynı zamanda bu hastaların tedavisinde yine sıtmada kullandığımız hem dünyanın şeması hem Türkiye'nin tedavi şemasında yer alan klorokini kullanıyoruz. Onlar da şu anda klorokinin başka bir muadili yani aynı grubun içerisindeki ailenin başka bir üyesinin meflokinin antiviral etkinliğini gösterdiklerini iddia ediyorlar. Ee, aslında bir şey açmak gerekirse parantez, bu kullandığımız ilaçların doğrudan virüs üzerine antiviral etkinliği hala tartışılıyor. Dolaylı antiviral etkinlikler, immün modülasyonu daha çok bağışıklık sistemi düzenleyici üzerinden virüs olumlu etkileri olduğu biliniyor. O yüzden hani buna bir yeni moleküle bakmamak lazım. Yeni molekül bazında bakacağımız tek ilaç bence hazırda Türkiye'ye giren Japonya ve Çin kökenli Favipiravir. Yani bu alanda ciddi anlamda ana şemaya yer alabilecek, girebilecek olan ilerleyen zaman içerisinde hepimiz göreceğiz. Fabifirevir ya da Remdesivir dediğimiz ilacın olabileceğini düşünüyorum ben. E aşı için uzun bir süre bekleyecek miyiz efendim? Ne kadar bir süresi var bunun? Aşı için ulusal sağlık Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde başlamış, kayıt olmuş ve devam eden bir çalışma var. Yaklaşık 66 gönüllü üzerinde bir çalışma yapıldı. Onların duyurduğu kadarıyla, eğer hem bütçede hem de diğer takip sırasında herhangi bir sorun çıkmazsa 2021'in başında Ocak, Şubat gibi ellerinde bir aşı olacak. En azından bir aday molekül olacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği pek çok hem özel hem de ulusal enstitüler yaklaşık 300'den fazla benim bilebildiğim kadarıyla farklı aşı modülleri var. Ama sanırım hani sanki en yakın uygulamaya girebilecek olan gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünde çalıştı. Özellikle ulusal, Amerikan Ulusal Sağlık enstitüsü üstünde çalıştı ki tarihi de deklar ettikleri için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Diğer çalışmalar tarih deklarasyonu olmadı. E, 2021'de sanırım elimizde bir aşı olacak COVID-19. Peki hocam Türkiye'de bu konuda çalışmalar var mı? Aşı ile ilgili, ilaçla ilgili bunlar hakkında bilginiz var mı? Türkiye'de aşı ile ilgili yürüyen bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. İlaçla ilgili de yok ama ee, yakın zamanda duyurulmuş olan, ben de sosyal medyada paylaşmıştım. İyileşmiş olan hastalardan elde edilen <laughs> plazma ya da serumdan e, ayrılan antikorun e, genel durumu ciddi olan hasta grubunda, yoğun bakım hasta grubunda uygulanmasına yönelik Sayın Ercüment Ovalı ve arkadaşlarının bir e, projesi var. Sanırım bakanın olayından da geçti. Uygulamaya da başlayacaklar. Ama bu tip, hasta, bu tip uygulamalar genelde kısıtlı hasta grubunda uygulanabilecek olan plazma serum uygulamaları yöntem çok eski yeni bir yöntem değil ama çalışma metodu ve uygulama anlamında baktığımızda pratik bir yöntem burada temel mantık iyileşmiş olan bu hastalığı atlatmış olan sağlıklı bireylerden elde edilen serumun hasta olan kişilere virüsün blokajı için bloklanması için uygulanması şeklinde oluyor onların yapacağı çalışmanın sonucunda ben de meraklı bekleyen kişilerden birisiyim Son olarak şunu da ekleyelim, bizi izleyen izleyicilere e, neler önereceksiniz? Tabii ki sosyal temaslardan kaçınmamızı öneriyorlar, evde kalın diyorlar. Siz neler evet. önereceksiniz? Evde kalmak oldukça önemli virüsün yaygınlığını arttırmak anlamında, yaygınlığını engellemek anlamında. Ee, onun dışında el hijyeni çok kereler söylendi ama yine tekrar söylemekte fayda var. Ee, mümkün olduğunca eğer kendinizi ateş, kuru öksürük e, ve solunum sıkıntısı Hissettiğiniz anda hisseder hissetmez. Bence acil servislere de ilgili hekim ve sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Çünkü en erken bulgu ne kadar erken yakalanırsa ve ne kadar erken izolasyon uygulanırsa virüsün toplumda yaygınlığını önlemek mümkün olacak. Sayın Şener çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.